أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ve Kıymetli dostlar, Kasasun Nebiyyin adlı eserimizin 18. videosu ile birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını işliyor idik. Şeytan Aleyhillane'nin Nuh Aleyhisselam'ın kavmine ee, evlatlarına, torunlarına kurduğu bir tuzak söz konusu idi. Ee, Cenab-ı Hak’ka layıkıyla ibadet eden önceki nesillere ait bir takım e, resimler, fotoğraflar, e, suretler yapılmasını onlara şeytan hoş göstermişti. Burada bunun neticelerini, e, yani bir putlaşmaya doğru gidişatı e, okuyacağız inşallah. E, bir yandan da hem kıssadan hisse alma babından hem de bir Arapça metin tahlili açısından birlikteliğimizi şekillendirmeye çalışacağız. Yine temasili ilel asnami. Artık o fotoğraf vari şeylerden elle tutulur, gözle görülür, suretlere, şekillere, putlara bir dönüşüm söz konusu oldu. Ve ma daha İşte bunlar da yani bu nesiller de geçti. Ve ra'a El evlâdu abaahum yeteberrakûne biha. Daha sonra gelen nesiller, evlatlar, babalarını buradaki ha yine e, temasil kelimesine e, raci oluyor. Onlarla teberrük ettiklerini yani onlara bakıp e, dua ettiklerini, onlarla Cenab-ı Hakk'a daha yakın kulluk e, yapabildiklerini düşündüler. Ve râv âbâ'ahum yu'azzimûnehâ tâzîmen Yine onlar babalarını bu e, temsillere efendim e, büyük bir tazimle tazim ettiklerini gördüler nesiller ve kanu yaravnahum yuqabbaluna hadihit temasilah Onlar babalarını bu temsilleri efendim öptüklerini gördüler ve yelmesunaha onlara el sürdüklerini gördüler ve yadunu indaha onların yanında dua ettiklerini gördüler. Ve kânû yarawnehum ve onlar yine gördüler ki yâhfidûne sehum babaları başlarını e, Cenab-ı Hakk'a kulluk yapar gibi onların önünde eğiyorlardı. Ve yerkeûne indehâ onları yanında rükû ediyorlardı. Fezâdel ebnâhu alel âbâyi evlatlar da babalarını artık geçtiler daha da artırdılar ve saru ve artık o put e, temsillere e, secde etmeye başladılar. Ve saru yes'alunaha ve onlardan o temsil ve putlardan ister hale geldiler ve yazbahunaha onlar için kurban kesmeye başladılar ve herkese sarat hazihi'l asna mu'alihete. İşte böyle. E tam Türkçe karşılığı işte böyle. Artık bu putlar bir ilah haline döndü. Ve sarın ne? ve insanlar onlara ibadet eder hale geldiler. Kemâ kânû min Onlardan önce ataları, babaları, dedeleri veya işte soyundan geldiği kimseler Cenab-ı Hakk'a nasıl ibadet ediyorlarsa onlar Cenab-ı Hakk'a ibadet eder gibi kendinden öncekilerin yaptıkları ibadetleri gibi artık putlara tapmaya başladılar. Ve kesuret hadihil alihetu fihim. Onlar içerisinde bu ilahlar çoğaldı. Haza veddûn ve zâlike suvâun ve haza yeğûsû ve zâlike yeğûkû ve haza nesrûn. İşte ved, işte Suva, işte yeğûs, işte yeğûk ve nesir. Bunlar Nuh suresinde isimleri geçen putlara verilmiş olan bir takım isimler. Gadiballahu Allahu Teala öfkelendi yani azap etti. Ve gadiballahu alen nasi gadaben şediden ve la'anehum. Fiilimiz gadibe, failimiz Allah Celle Celaluhu alen nasi mef'ulün bih gayri sarihimiz. Cenab-ı Hak insanlara e, öfkelendi. Yani burada insanlar üzerine demeye gerek yok. İnsanlara öfkelendi. Gadaben şediden mefulü mutlakımız. Çünkü fiille aynı kökten türetilmiş. E, şediden sıfat almış. Çok büyük bir öfkeyle öfkelendi. Ve la'anehum ve onlara lanet etti. Ve limâze la yâdabullâhu ve Niçin Cenab-ı Hak insanlara öfkelenmesin? Niçin onları lanetlemesin? Elihâze halakahum. Allahü Teala onları bu putlar için mi yarattı? Eli <laughs> hâze Onları bu putlara ibadet etsinler diye mi Cenab-ı Hak rızıklandırıyor? Yemşûne alel ardillâhi. Onlar Allahü Teala'nın arzında yürüyorlar ve yekfurûne billâhi. Fakat Allahü Teala'yı inkar ediyorlar. Veya şuraya hal cümlesi yapabiliriz. Cenab-ı Hakk'ın arzında daha doğrusu Cenab-ı Hakk'ı inkar ettikleri halde Allahu Teala'nın arzında yürüyorlar. Ve yekulune rizqallahi. Allahu Teala'nın verdiği rızkı yiyorlar ve üçlikune billah. Allahu Teala ortak koşarak Allahu Teala'nın verdiği rızkı yiyorlar. İnne haza la zulmun azim. Evet. İnnemizin ismi haza le şuradaki başlayan kısım la zulmun kelimesi de haberi. Burada da diğer de zaman zaman işaret etmiştik. Lam-ı muzahlaka diyoruz. İşte muhakkak ki bu kesinlikle büyük bir zulümdür. İnne hâzâ le zulmün Muhakkak ki işte bu çok büyük bir zulümdür. Gâdiballâhu <laughs> nas? allah Teala insanlara gazap etti. Ve habesel matara. Yağmuru durdurdu. Ve dayyaka aleyhim. Ve onlara geçimi darlaştırdı. Ve kallel harsu. Ekin azaldı. Ve kallel neslu nesille azaldı. Velakin nense ma Fakat insanlar akletmediler. Velakin nense ma tabu. Yine insanlar tövbe etmediler. Er-Resul peygamber yani Nuh aleyhisselam artık e, yani e, bir peygamber ihtiyacı nesillere söz konusu oldu. Ve aradallahu en Nuhun ileyhim, raculen minhun. Evet. Eee fiilimiz, failimiz, eee mefulümüz burada bizim e, mastar şeklinde e, gelmiş. Allahu Teala murad etti neyi? En yursu ileyhim raculen minhum. Onlardan bir adamı, bir kişiyi onlara göndermeyi, elçi olarak, peygamber olarak göndermeyi Allahu Teala murad etti. Ki yukellimuhum ve yensahuhum. Yani onlarla konuşan ve onlara nasihat eden içlerinden birisini onlara peygamber olarak göndermeyi Allahu Teala murad etti. İnna Allah la yukellimu vahiden vahiden. Allahu Teala insanlarla tek tek konuşmaz. İnna Allah la yuhatibu kulla ahadin. Cenab-ı Hak insanlardan her birini muhatap almaz. Ekulu lahu if'al keza if'al keza. Yani onlara onlardan herhangi birisine şunu yap, şunu yap şeklinde bir şey söyleyerek tek tek insanları Cenab-ı Hak muhatap almaz. اِنَّ الْمُلُوكَ لَا يُكَلِّمُونَ vahiden vahiden. Muhakkak ki krallar böyle tek tek konuşmazlar. اِنَّ الْمُلُوكَ لَا يَذْهَبُونَ اِلَى كُلِّ اَحَدٍ يَقُولُونَ لَهُ اِفْعَلْ كَزَا اِفْعَلْ كَزَا Melikler, krallar, insanlardan her birine gitmez ve her birine şunu yap şunu yap şeklinde bir söylemde bulunmazlar. Vel mulûkü beşerun. Krallar beşerdir kel beşeri. Bir beşer gibi yani insanın aynı cinsli olmasına rağmen böyle bir şey krallar yapmaz. Yakdiru kullu ahadin en yarahum. Onlardan her biri e, onu görmeye ve yesma'a kelamehum. Onların sözünü dinlemeye muktedirdir. Ve la yaqdiru ahadun en yara Allah ve yesma kelamehu. Fakat e, yani Cenab-ı Hak onların her birini görmeye, her birini duymaya, sözlerini işitmeye muktedirdir. Ama insanlardan her biri Allahu Teala'yı görmeye, onu işitmeye, onun sözünü dinlemeye, onunla ve yükellimehu onun konuşmasını anlamaya müsait değildir. Ve la yakdiru ala zalika illa men aradallahu. Bu konuda Allahu Teala'nın dilediği kimse hariç hiçbir insan buna güç yetiremez. İza aradallahu. Ancak Allahu Teala'nın dilediği kimse dilediği zaman dilediği kadarıyla Cenabı Hak ile konuşmaya yani vahiy almaya müsait hale gelir. Fe aradallahu ve en yursile ile nes resulen. Allahu Teala insanlara bir elçi göndermeyi murad etti ki şurası nekra geldiği için sıfat olarak şu kısmı tercüme edeceğiz. Yükellimuhum ve yanısahulahum. Onlarla konuşan ve onlara nasihat eden bir elçi göndermeyi murat etti. Beşarun emmelikun. Bu kısmı da bu dersimizde inşallah işlemeye çalışalım. Evet. Bir beşer mi yoksa kral mı? ve aradallahu <laughs> en yekuna hadzal rasulu beşara. Allahu Teala bu peygamberin bir beşer olmasını arzu etti, irade buyurdu ve en yekuna vahiden minen İnsanlardan birisinin bir beşer peygamber olmasını, beşer olarak peygamber olmasını murad etti. Ya'rifuhun nasu. İnsanları onu tanısınlar, tanıdıkları ve kelamehu sözünü anlasınlar. İnsanlar onu e, idrak edebilsinler diye insanlardan birisinin bir beşer olarak peygamber olmasını Rabbimiz murad etti. Ve izâ kâne rasûlü meleken gâlen nâsû Eğer Resul bir melik olursa, melik olduğunda gâlen nâsû insanlar şöyle derler. Mâ lenâ ve lehû yani biz nerede, o nerede veya o nerede, biz nerede. O bir melektir. Biz onun gibi olamayız. Bu ve melekün ve nahnu beşerun. Evet şurayı melekün değil de melekün şeklinde e, okuyalım kardeşlerim. Yani bir beşer mi melek mi peygamber e, olsun. E, yani bendeniz şöyle düşünmüştüm. Bir e, ne diyelim dünya saltanatı olan bir peygamber mi yoksa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğindeki bir e, sade yaşantısıyla insanlara örnek olan bir peygamber mi ama şuradan anlıyoruz ki burada beşer mi melek mi sorusu soruluyor. E, ne derler insanlar? Yani o bir melektir. Biz ise beşeriz. Onu örnek alamayız. Nahnu na'kulu. Biz yeriz ve neşrabu içeriz. Ve lena ehlun ve zürriyetun. Bizim e, ailemiz ve neslimiz, çocuklarımız var. Fe keyfe nubudullah'a? Biz Allah'a onlar gibi nasıl ibadet edebiliriz? Ve ize ken er Fakat o resul bir beşer olduğunda gale. Yani şu iza şartımız şu gale ile başlayan kısımda cevabımız. Gale ene kulu ve eshrabu. Şimdi beşer peygamber der ki, ben yiyorum ve içiyorum. Ve li ehlun ve benim ailem var ve neslim var ve ene ibudullah ve ben Cenab-ı Hakk'a ibadet ediyorum. Felme la ta'budun Allah'a. Siz neden Allahu Teala'ya ibadet etmiyorsunuz? Bunu bir beşer peygamber söyleyebilir. Ve iza kana rasulü meleke elçi peygamber melek olduğunda galen nasu insanlar şunu söyler. İnneke la ta'tashu ve la Sen muhakkak ki e, susamazsın, acıkmazsın. Ve inneke la temradu ve la temutu. Sen hastalanmazsın ve ölmezsin. Fetabudullah'a e tabi ki sen Cenab-ı Hakk'a ibadet edersin ve tezkuruhu daima ve sürekli onu zikredersin, anar hatırlarsın. Ve nahnu beşarun na ve necu'u e biz beşeriz, susarız ve acıkırız ve nemradu ve nemutu ve hasta olur ve ölürüz. keyfe nabudullah'a ve nezkuruhu daiman yani nasıl biz Cenab-ı Hakk'a bu şartlarda senin yaptığın gibi bir kulluk yapalım ve senin sürekli olarak Cenab-ı Hakk'ı andığın gibi biz onu nasıl analım derler. Ve izâ kerne rasûlü beşeran fakat peygamber bir beşer olduğunda gâle ene mislukum e'ataşu ve ecu'u ve emradu ve emutu ve ve ezkuruh der ki ben de sizin gibi susar, acıkır, hasta olur, ölürüm fakat Cenabı Hakk'a kulluk yaparım ve onu zikrederim. Ve limaza la tabudun Allah'a ve la tezkurune. Yani bundan dolayı siz niçin Cenabı Hakk'a kulluk etmezsiniz? Niçin onu zikretmezsiniz? Fe yanqati'u kelamun nasi ve la özran? uzran. İşte bir beşer peygamber gönderilirse, melek değil de beşer bir peygamber gönderilirse, insanlar sözlerini böyle bir takım itiraz varir sözlerini kesmek zorunda kalırlar ve artık bir özür bulamazlar diyor müellifimiz. İnşallah Nuhur Resul başlığıyla bir sonraki dillik buluşmayı ümit ediyor. Hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.